diye düşündük Ahmet Yavuz'un biraz da emri baki yaparak. Hoş geldiniz Ahmet Yavuz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Yavuz Bey. Teşekkür ederim. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bitirince şu meseleye ilişkin yorumunuzu almak isterim gerçekten. Onu bir sormak istedim size. Kandil'den bu yürüyüşü alkışlayanlarla beraber misiniz diye CHP'ye gönül verenlere soruyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Teröristler için 450 kilometre yol yürüyenler onların şehit ettikleri için 4,5 dakikada bir Fatiha okumadılar diye bir strateji uyguladı diyelim konuşmasında. Bizim için Çanakkale şehitleri neyse 15 Temmuz şehitleri de budur cümlesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Ne dersiniz? Aslında 16 Nisan öncesinde başlayan bir politikanın devamı da diyebiliriz. Orada da hayırcıları FETÖ'cülerle ve PKK'lılarla yan yana gösteren bir strateji izlenmişti. Şimdi de yürüyüş için benzer bir suçlama var. Yavuz Bey, ben bu siyasetçilerin ağız dalaşını ve meseleleri kendi çıkarları istikametinde yorumlayarak amacından saptırmalarını doğru bulmuyorum. Bu Türkiye'nin konusu ve gündemi bu olmamalı. Hı hı. Dolayısıyla bunları böyle küçük çıkar hesaplar olarak görüyorum ve çok da anlamlı bulmuyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Hatırlayacaksınız biz de hayırlı konvoyla bu evet çıkması halinde hukukun nasıl da siyasetin emrine gireceği konusunda duyduğumuz kaygıdan dolayı yollara düştüğümüzde bizlere de işte hayır diyenler teröristlerle işbirliği yapıyorlar, hayır diyenler FETÖ'cülerle beraber, efendime söyleyeyim darbecilerle beraber falan dediler. O zaman kendilerine şunu söylemiştim: ben yıllarca terörle mücadele ettim, bu benim asker olarak tabii ki görevimdi. Ben bu işbirliği, onlar işbirliğini yaparken onlarla mücadele ediyorum. Dolayısıyla bana söylenebilecek bir söz değildi ve ters de tepti zaten o. Ayrıca FETÖ ile iktidar kol kola gezerken bizler hapislerde yatıyorduk. Yani bunları ifade etmenin bir anlamı yok diye uyardığımızda önce biraz geri adım attılar ama her defasında bu söyleme sarılıyorlar. Bir daha hatırlatalım ki 15 Temmuz'da onlar meşru iktidar olarak ülkeyi yönetebilsin diye sokağa çıkanlardan birisi de bendim. Şimdi adalet yürüyüşüne çıktım diye yani ne oldum? Darbeci mi oldum? FETÖ'cü mü oldum? Terörist mi oldum? Yani bunlar böyle bir taraftan söyleniyor hamati laflar ve bir düşünme yetisini ele geçirmeye çalışan bir gruba ya da düşünme yetisini kaybetmiş belirli kesime egemen olmanın yolları diye düşünüyorum ve hiç de uygun bulmuyorum bu tür konuşmaları. Aslında Gezi sürecinden beri böyle bir gerilim halinin olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Bugün zaten Cumhurbaşkanı da Gezi'de taviz vermedik. Niye? Çünkü o gün çıktılar dediler ki mesele sadece Gezi değil arkadaşım, anlamadın mı diye mesaj verildi demişti. O zaman bir oyuncu böyle bir mesaj vermiş. Sonra Türkiye'yi terk etmek zorunda da kalmıştı. Şimdi de diyor ki mesele Suriye, Libya, Katar, FETÖ, PKK değil kardeşim, sen hala anlamadın mı diyor. Yani bütün bu dünyada oluşan, gelişen olayları, Türkiye'deki gerilimlerin hepsini Türkiye'nin bölünmesi için bir organizasyonun parçası olarak gören bir politika söz konusu açıklamalarından. Ama bu böyle olunca tabii hiçbir şeyi eleştiremez, hiçbir şeyle ilgili görüş belirtemez hale gelmek de var. Herhalde 16 Nisan'da sizin itirazınız da buna ilişkindi anladığım kadarıyla. Şimdi benim itirazım tam da Yavuz Bey bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tespitlerine ben katılıyorum. Evet. Türkiye'ye yönelik büyük bir oyun var ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu oluşabilen, bu tehdide oluşmakta olan, dün kendilerinin de zemin hazırladığı bu tehdide karşı koyma konusundaki tutumuna karşı çıkıyorum. Tam eğer da demokrasi dediğimiz şey varsa, bu aslında değil mi? Yani böyle bir tehdidi ben de hissediyorum. Hı. Böyle bir tehdit varsa Sayın Cumhurbaşkanı'na düşen görev ülkenin içerisindeki suçlular ve vatan hainleri dışındaki herkesi
kucaklayacağı bir sistem kurması. Ama öyle yapılmıyor. Biz tam da onu söylüyoruz zaten. Uzun zamandır da söylüyoruz bunu. Hem ülkenin bekası hem de kendi bekaları için söylüyoruz. Ama onlar ne yapıyorlar? Ülkeyi ortadan ikiye bölüyorlar ve yarısına yaslanıyorlar, yarısını karşısına alıyorlar. Şimdi benim gibi adamı karşısına alırsa kimi yanına alacak? Ki geçmişi belli, çektiği sıkıntılar belli. Yani geçmişte o kurulan organizasyonda en fazla bu işi mağdur olan isimlerden birisiniz siz. Hayır, ben ismimi kişiselleştirmek anlamında söylemiyorum. Yani benim gibi insan var. Onlardan biri anlamında ya. O evet, simge olarak söylüyorum. Evet. Söylüyorum. Simge olarak söyledim ben de. Şimdi tabii burada konuşmak zorlaşıyor. Ben müsaade ederseniz kendi fikrimi 3 satırla söyleyeyim biz dinleyenler için. Bir insanlar yürümüşler, 10 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi, 40 bin kişi, 50 bin, kimine göre işte 500 bin kişi buluşmuş, 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon. Ben şunu diyorum, 10 bin kişi bile olsa, 5 bin kişi bile olsa bir rahatsızlıkları varsa bu rahatsızlıkları samimiyetle ele almak varken bu kadar üzerine gitmek, onları terör örgütüyle benzer bir noktada buluşturmak tabii biraz tartışmadan kaçmak gibi geliyor bana. O meselenin özünü konuşmaktan çekinmek gibi geliyor. O nedenle bu siyasi atışmanın içinde buluyoruz kendimizi. Biraz onlara da aslında katılıyoruz. Asıl bugün konuşmamız gereken mesele bu 15 Temmuz anmaları. Anmalarla ciddi bir takım programlar da hazırlanmış durumda ama bir afiş var. Siz de gördünüz herhalde. Sosyal medyada gördüm, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Orada bir Türk askeri simgeleniyor ama afişlerin tamamında aslında elleri havada ağlayan, dayak yemiş ve zor durumda olan Türk askerleri. Bu neyi anlatıyor sizce? 15 Temmuz destanı şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla başlığı altında bir afişler silsilesinden bahsediyorum. Şimdi Yavuz Bey, yeni bir ideolojik temel oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni bir hikaye yaratılmaya çalışılıyor. Ve bunu İbni Haldun'un asabiyesi olarak ortaya koymaya çalışırsak yeni bir paradigma ortaya çıkartıp eskiden kopmuş yeni bir Türkiye yaratmaya çalışıyorlar ve 15 Temmuz'u da bu maksatla kullanıyorlar. Şimdi bu son derece tehlikeli, yanlış bir şey. Çünkü 15 Temmuz'da darbeyi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri değildi. 15 Temmuz'da uzun zamandır Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir ofis deyi örgütü gibi örgütlenen, bir ucu dinci bir yapıya dayanan, diğer ucu Amerikan emperyalizmin bölgede genişlemesine katkı veren bir örgütün devleti ele geçirme çabasının son aşamasıydı. Yani FETÖ devletin bütün kurumlarında örgütlenmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri de dahildi. Ve bugün o afişi yaptıranlar o 15 Temmuz'a giden yolda kendileri taşları bir kısmını döşediler. Ve 15 Temmuz'u yaşamamıza sebep oldular. Şimdi şunu yapmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz'u halk sen önledin, sensin her şey diyorlar. Oysa 15 Temmuz'u önleyen bileşenlerden birisi halktı. Ama en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki vatansever insanlardı. Şimdi bu hikayeyi gerçeğiyle halkın önüne serip herkesi kucaklamak ve biraz önce sizin konuşmanızda bahsettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgeye yönelik beka tehdidinin, Türkiye'ye yönelik beka tehdidinin karşısına koyabilmek için en önemli unsurlardan birisi olan silahlı kuvvetleri ayağa kaldırıp, morallendirip, güçlendirip, kendisine daha çok güvenilen bir kurum haline getirmenin gayreti içerisinde olmak yerine onu aşağılayan, silahlı kuvvetleri aşağılayan ve onun karşısına dikilen sivili yücelten bir yanlış iş yapılıyor. Şimdi olayın felsefi temeli bu. Ve bu felsefi temel
Türkiye'de insanları bölüyor, parçalıyor ve birbirine karşı kutuplar haline getiriyor. Biz karşı karşıya kaldığımız tehlikelerle böyle mi mücadele edebileceğiz? Bu mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla o afişlerdeki bütün anlatılmak istenenlerin hiçbirisi gerçeği de yansıtmıyor, arzu edilen bir manzarayı da ortaya çıkarmıyor. Gerçeği yansıtmıyor derken örneğiniz var mı buna? Pardon. Gerçeği yansıtmıyor dediniz ya, o geceye ilişkin herhalde sizin örnekleriniz var, onun üzerinden söylüyorsunuz. Gayet tabii onun örnekleri var. Şimdi o gece beline silahını alıp 3. Kolordu karargahından 66. Tugay'a gidip daha çok tankın, zırhlı aracın şehre çıkmasını, sokaklara çıkmasını engelleyen rahmetli Kurmay Albay Sait Ertürk'ün kemiklerini sızlatmıyor mu bu görüntüler? Niye oraya o Sait Ertürk'ün ya da Ömer Halis Demir'in direnen asker imajını, canını veren asker imajını koymuyorsunuz da orada ağlayan, FETÖ'ye beynini teslim etmiş bir askerin imajını koyuyorsunuz? Bu kime ne katkı sağlıyor? Türkiye'ye ne sağlıyor bu? Evet. Millet askeriyle övünme geleneğine sahip. Askerinin içine zehri akıtmışsınız. Onun içerisinde örgütlenmesine siz de katkı vermişsiniz. Şimdi onu koyuyorsunuz halkın karşısına. Koyulacak bir şey mi bu? Sonra o FETÖ sadece orduda yoktu ki. Diyanet işlerinin içerisinden de 3000 kadar insanı temizlediler. Evet. Onlar neciydi peki? Hakimler, savcılar, polisler, mühendisler, onlar neciydi? Şimdi onlar başka bir şey miydi? Dolayısıyla bu FETÖ ile mücadeleye de büyük zarar veriyor. Bunu yapanların bizi dinleyip duyması ve anlaması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi 15 Temmuz. Çok Türkiye açısından çok kritik bir gece. Eğer başarılı olsa gerçekten Türkiye büyük felaketlerle karşı karşıya bırakacak bir gece. İşte halkıyla, askeriyle, sorumlu askeriyle, polisiyle bu gece basın yayınıyla yani darbeye direnen kesimleriyle birlikte o gece atlatıldı. Ne beklersiniz siz bir sonraki yıl dönümünde bir aslında birliktelik görüntüsü? Beklersiniz herhalde değil mi? Demokrasiye sahip çıkmış bir ülke. Meclisinde muhalefetinden iktidarına bütün milletvekillerinin bulunduğu bir geceden bahsediyoruz. Ama geldiğimiz noktada yani sanki 15 Temmuz bile Türkiye'yi ayırıyor. Hem afişleriyle ayırıyor, hem işte anma programlarıyla ayırıyor. Bizi dinleyenler için söylüyorum. Sonra sizden aslında genel bir yorum rica edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Halkların Demokratik Partisi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma törenlerine davet etmiyor meclis başkanı mesela. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki grubundan bahsediyoruz. Ve 15 Temmuz gecesi orada olup darbeye karşı omuz omuza direnen milletvekillerinden bahsediyoruz. Bunun sorulduğu zaman da bir yanıt da gelmiyor. Sadece Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'nin konuşacağı bir program hazırlandığı söyleniyor. Sonrasında baktığınızda işte bu tip ayrımlar Türkiye'de ortak bir şeyin anılması, ortak bir şeye üzülünmesi, ortak bir şeye sevinilmesinde önüne geçiyor gibi geliyor bana. Birçok örnek sayabiliriz. 15 Temmuz'da bunların arasına giriyor yavaş yavaş bence. Ne dersiniz? Ben de üzüntüyle izliyorum Yavuz Bey. Biraz serin kanlı hareket etmeye davet ediyorum. Türkiye'nin bütün vatandaşlarını kucaklayan bir yönetim görmek istiyorum. Sadece kendisine oy verenlere dayanırsa bir iktidar, onun ülkenin bütün problemlerini çözme kabiliyetini elinde bulundurması mümkün olmaz. Dolayısıyla bu bir anlamda bölücülüktür. Senin bayramın benim bayramım gibi bir yaklaşım sergilemektir ki daha önce milli bayramlar konusunda da iktidarın tutumunu bildiğimiz için o zaman da ikaz ettik. Şimdi de uyarıyoruz vatandaş olarak ve
benimsemediğimizi, bu tür tutumları ülkenin yararına olmadığını tekrar tekrar ifade ediyoruz. Peki. Umarız umduğumuz gibi bir atmosferle önümüzdeki dönemde karşılaşırız diyelim ama ben kavganın başka unsurlarını da aktaracağım. Şimdi biz dinleyenlere size de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sağ olun. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Şimdi